Çözüm rehberimden hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere her Sofire'nde oluşan 0xc007b hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Bilgisayarıma geliyoruz arkadaşlar. Buradan yerel diskçiye. Windows'un içine giriyoruz ve System32'yi buluyoruz. S'ye bastım hemen. Şöyle System32 bakın buldum burada. İçine giriyorum. İlk olarak şuradan hemen aramaya gelip arkadaşlar. MSBCP. Ben bunları aşağıda vereceğim arkadaşlar, silineceklerin şeylerini, isimlerini .dll yazdım. Aratıyorum. Çıktı gördüğünüz gibi. Yanlış olanı silmeyin arkadaşlar. Bakın bunu sileceksiniz. Zaten System32'nin içinde olan, pardon, şunu siliyorsunuz. System32'nin içinde olan, bakın bunu gelip saatik siliyoruz arkadaşlar. Bunu sildikten sonra bir tane daha DLL'miz var sileceğimiz. Bu DLL'mizi aratıyoruz. Doğru olanı sileceksiniz. Dediğim gibi şunu siliyoruz arkadaşlar. C-Windows System32'nin içindekini. Bunu geliyorsunuz ve siliyorsunuz. Bu iki DLL'yi de sildikten sonra aşağıda 4 tane link mevcut arkadaşlar. Linkleri nasıl açacağınızı açıklama kısmımızda mevcut. Zaten bu iki linkte sadece olacak o. Bu iki linki açacaksınız arkadaşlar. Önce 2013 yüklüyorsunuz. Ondan sonra 2015'i yüklüyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Üçüncü linki zaten bastığınızda direkt inecek şu şekilde. Yüklüyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü link şu. Bunu da yüklüyorsunuz. Ondan sonra en sonunda DirectX'i basıyorsunuz. İniyor ve bunu da kuruyorsunuz arkadaşlar bilgisayarınıza ve sorunuz ortadan kalkıyor. Artık oyuna girerken öyle bir delil hatası almıyorsunuz arkadaşlar. Sorularınız olsa yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.